Herkese selam, ben Çağrı. Yeni bir Infinite Magic Raid videosuyla karşınızdayım. Bugün yaptığım bir delilikten ve sonuçlarından, eğer bu sonuçlardan mutluysam evet, değilsem hayır şeklinde sonuçlara baktığımız bir video yapıyor olacağız. Nedir abi bu delilik? Bize bir tane bir eşya verildi aslında. Belirli görevleri yapan herkese verildi. Ben de bu görevleri yaptığım için bir Conversation Stone verilmişti. Şurada bir yerdeydi bu arkadaş. Bu arada ben saydamım galiba. Nasıl yaptım, ne oldu bilmiyorum ama evet, şurada bir saydamlık var. Neyse. Bu taş bizim aldığımız mitik karakterleri çevirmeye yarıyordu ve benim de şöyle göstereyim, kırmızı kulem inanılmaz gelişmiş bir durumda. Ben bundan her zaman gurur duydum. Çünkü sıfırlamak 35.000 tane taş kasmışım. Maviye geldiğimde mesela 2.800 tane. Yapabileceğim en büyük eşeklik ne olurdu? Tabii ki mitiğimi, yani Lucifer'ımı bir karaktere çevirmek olurdu. Mavi renk ve evet, karşınızda güzeller güzeli Nita. Nita'ya çevirdim abi. Nita nedir? Kasılır mı? Aldığıma değdi mi? Ve bir testlerini de yapacağımız bir karakter olarak şu an yerini alıyor. Nita bir zehir miti. Hiçbir zehir karakterim olmadığı halde aldım ben bunu. Öyle söyleyeyim. Şöyle bakın. Zehirin Z'si yok. Bir tek şu tarf var. Şu türüf mantarına benzeyen tip. Onun yanında hiç zehrim yoktu. Aldım. Neler yapıyor Nita? Bir bakalım. Tek bir düşmana %280 hasar uygular ve %60 kitaplı anında %100 ihtimalle zehir veriyor. Tamam. Hedefin sahip olduğu her bir zehir katmanı için kendi canını yeniliyor. Güzel. Güzel. Zehirliye vurdu mu yeniliyor. Tüm düşmanlara vuruyor. 2 tur boyunca derinden zehirlenme. Yani şu. %25 zehir hassasiyeti. Veriyor. Tamam. Tamam, bir dakika. Ardından ekstra bir hasar daha veriyor. Bu hasar hedefin sahip olduğu zehir katmanı için %10 artıyor %100'e kadar. Güzel bir hasar çıkarıyor gerçekten. Ekstra hasar zehir hasarı sayılıyor. Mükemmel zehir hasarı sayılıyor. Kendi turlarında başarıyla zehir uygulayan müttefikler Nita'ya bir zehir tohumu katmanı veriyor. Yani bir zehirciyle daha kullanırsak aslında güzel çalışıyor. Kendi 8 zehir tohum katmanına sahipken bir kere daha bu beceriyi patlatıyor. Kendi zehiri de biriktiriyor ama bir zehirciniz varsa çok daha hızlı biriktiriyor. Bu ekstra hasar olarak bize yansıyor, bunu söyleyeyim. Pasife geldiğimizde Nita'ya tüm dotlara karşı bağışıklık. Kanama mı? HP burn mü? Abi hiçbir şey etki etmiyor, zehir mi? Üzerindeki tüm zehirleri de iyileştirmeye dönüşüyor ve kitaplandığında %100 ihtimalle zehirden arındırılmış düşman hedeflerini takip edip ekstra bir vuruş dağıtıyor. Zehri mi temizledin kardeşim? Al sana bir tane daha zehir diyor ve tekrar saldırıyor. Nita hedefleri takip etmeyi ve onlara saldırmayı her turun başına 3 kere deneyebilir. Artı 2 ile 5'e çıkan bir özellik. Ve bütün kitapları pasife gidiyor. Bütün X'leri pasife gidiyor. Onu söyleyeyim. Ben direkt Lucifer çevirdiğim için X3 olarak gitti. İşte saldırısını %10 arttırıyor. Ultiye de bakalım, öyle dönelim. Hatta hem pasife hem ultiye gidiyormuş. Tüm düşmanlara her aşamada %50 saldırı ile %50 zehir hasarı veren 3 aşamalı bir saldırı gerçekleştiriyor. Tamam. %100 değil, %90 ihtimalle de zehir uyguluyormuş. Kendi saldırısını %10 arttırıyor ki zehir saldırı üzerinden vuran bir güçsüzleştirme. Şuradan soldan okuduğumuzda zaten savunmayı mavunmayı yok saydığını falan yazıyor. Onun için 2 katına çıkıyormuş zehir başına. Güzel, saldırısını %100'ü kadar, yani saldırı da önemli bizim için. Hasar veriyormuş. Bir kere daha 3 aşamada hasar verince en fazla 6 katman olacak şeyde zehir tetikliyor. Zehirleri patlatıyor. Güzel. Bunu deftere yazdık. Kitabın ekstra verdikleri şunu yazmıştık. Kendi etki vuruşunu %12 arttırıyor. Ayrıca kendi turunun başına tüm düşmanları %80 ihtimalle. Şey gibi düşünün. Valkür formuna dönüşen Melia nasıl karşıyı yakıyordu? Bu da turu geldiğinde karşıya zehirleri veriyor. -2 olduğunda. -3 olduğunda kendi verdiği zehir hasarını %15 arttırır. Tamam. Esaretin uyguladığı derini birden 2'ye yükseltiyor. Yani %25'e çıkarıyor. %15'ten. Güzel. %100 ihtimalle bir tur boyunca da direnç güçsüzleştirmesi uyguluyormuş. Ek olarak hedefin 5 zehirli tohum başına bir esareti hemen kullanıyormuş. O da zaten şunun altında yazan kısım. İnanılmaz güçlü bir hale geliyor Nita. Şöyle nasıl bootledim? Bu da önemli bir husus. Öncelikle kitapları fullemeniz kesinlikle gerekiyor. Uyandırmak, ben bunların hepsini geçiyorum. Şu an için tam bootli değil, tam en güçlü halinde değil. Karma bir set yaptım videoyu hemen çekmek için. 1700
42'lik bir hız. Hız önemli. Hız özellikle arenada kullanacaksınız bu karakteri. Önemli bir özellik. İşte 426k can var, hayatta kalsın diye sürekli heal alıyor zaten bu karakter. Ölmüyor. 30k'lık bir hasarı çıkarmışız, bunu bir 35'e çıkarmam şart. Aynı zamanda ustalık şart. Amblemi bitmedi. Amblemi bitince bu %100'e dayanacak. Etki vuruşu zaten %100'e. Öküz gibi etki vuruşu olmuş. Onun haricinde bak zaten biz etki vuruşu, ustalık ve hızı gösteriyor. Bir ekstradan saldırı zehir için önemli Nita'da. Ambleme geldiğimizde dediğim gibi amblemi daha bitiremedim. Şu ustalıktan 1-2 tane alayım. Bir tane daha alacağım kalsın. Zaten arttığını göreceksiniz. Buna benzer bir ağaç gidebilirsiniz. Şu aşağıda da etki vuruşunu vuran ekstradan alacağız. Yani şu sol kısımda dot gördüğünüz, bakın dot yazan her şeyi alırsınız. Sağda da etki vuruşu gördüğünüz her şeyi alırsınız. Nita'mızın bakalım dotu buradan arttı mı? Ustalık 96'lara kadar çıktı. Gayet güzel. Daha güçlü video için daha böyle oturaklı bir hale geldi. Şimdi kullanımını artık gösterebilirim. İlk olarak arena savaşlarındaki kullanımına bakacağız. Arenadaki levelimiz biraz düşmüş arena turnuvası olduğu için, ama böyle ağzımıza layık bir tane rakip buluruz diye düşünüyorum. Şu adam bir tık layık gibi. Şimdi takımı kurdum. Benim her zamanki dörtlümün yanına artık Lucifer yerine Nita geliyor. Şöyle bakalım, biz 600k'yız, rakip de 600k. Denk diyebileceğim bir savaş. Tabii bizim Asundo'muz burada bir tık hızlı olduğu için susturmayı attım. Güzel. Karşının adamı bize çok etki edemedi. Tekrardan görüyoruz. Burada görünmezliği bastım. Tam bir arena manyağı takımı. Şimdi burada bir kat hızı alalım. Bakalım Nita nasıl bir hasar çıkarıyor. Zehirler vardı karşıda. Zehirleri de patlattı. Karşı şöyle bir dürtme yaptı. Zehirlerin de patlamasıyla beraber öldüler. Zehir tükenenleri de zaten. Özellikle karşıda Katerina varsa zehir temizleyen, Nita mahvediyor. Bu adam artık ne yapsın? Mesela bu adam ne yapsın? Ama en büyük düşmanı Nita'nın dezavantaj blok becerisi veren özellikler. Şöyle bakalım. Verdiği hasara da Nita 4 milyonu burada çakmış. Güzel. Temiz. Temiz abi. Yani zehirlerle mehirlerle. Vurmuşuz. Şurada bir abi daha var. Bu abi bizden daha güçlü. Bir de bu arkadaşı bir test edelim. Bu arkadaşın Lucifer 3'ü var. Direkt burası için yaratılmış adam. Güzel. Bizim baba yaroyu vuramadı. Asindo'yla ben her zamanki yaptığımı yapıyorum. Burada bir kovcalamamız var. Onun yerine bir tekrardan dezavantajları şey yapalım. Geldik. Kullan abi. Kullan abi. Geldik. Şimdi Nita'mızı yine bir kata alalım. Baya güzel şekli olan bir çöl fırtınası atıyor. Önce zehirleri atıyor, sonra zehirleri patlatıyor. Adamların zaten hali ister istemez duman oluyor. Ben burada artık şu ablayı susturursam gitti. Zaten turu gelen gidecek. Nita bir kere daha vur yavrum şuna. Bu arkadaş da gitsin. O da bayıldı, bu da bayıldı. Bir tek bu bayılmadı. Bayılmayana da tekrar kovaladı. Bu da bayıldı. Yani baktığınızda şöyle Nita bence arena için de çok kullanışlı bir karakter haline geliyor. Bayılmasan da bayılacaksın. Sırası geldi mi bayılıyor. Hasara bakalım. Yine 5 milyonluk bir hasar çıkarmış Nita ablamız. Bunları da hızlı zaten kesebiliyoruz. Arena bakışı olarak bu şekilde. Dediğim gibi dezavantaj blok veren çok güçlü rakiplerde patlama ihtimali var. Bunu gözünde bulundurun. Bunu alırken bir arena karakteri olarak almadığınızın bilincinde olun. İşaret kulesine geldiğimizde benim işaret kulem 21'deydi sanırım. 21'den 25'e kadar patır kütür geldi. Hatta gelin 25'i bir beraber keselim. 3 kişi abi. Şu 3 kişiyle beraber 25 dahil kestiler. Açıyorum. Bakın sadece izleyeceksiniz. İlk turu dondurdum. Güzel, bana zarar veremesinler diye. Bir daha dondurdum. Zaten zehri bakın tur başında veriyor. Patlatmayı bir koydu. Abi tuz buz hiçbir şey yok. Geldi. Hop tekrar dondurdum. Tamam. Seni dondurum, tipini beğenmedim. Önce bir çaktı abi. Güzel. Zaten bunlar turu gelen bir şekilde ölüyor. Şimdi Nita'ya tekrar tur geldi. Bakın yine zehirleri aldılar. Bunlar artık bayılmaktan başka çareleri var mı? Tabii ki yok. Geldik bir tur daha. Dondurduk ikisini. Çok güzel. Nita'ya bir müttefik koruma verdik. Zaten kendi kendini heal'layacak. Şuna ortadakine bir zehir. Şöyle bir can ve atak basalım. Ekstra atak tabii ki iyi. Greta'ya oynadım. Tak 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 tak. Ortalığı kavurdu. Zaten bunun üzerinde 5 zehir birikti. Bu saatten sonra zaten seni de koruyalım. Ve hop zehir hassasiyet 2'yi de çakalım. Bu arkadaş ya yapacağı bir cacık kalmadı artık. Vur abicim. Vur Braum abicim. Braum'un canı azaldı. Bakın ekstra vuruşunu da attı. Çünkü üzerinde tohum birikti. Braum şöyle kendine bir heal.
bir hız azaltma atabiliyorsak, atamıyorsak canımız sağ olsun hop 6'ya kadar çıkardı. Kur'an'ın iyileşmesi gelmeden önce öbür arkadaşın iyileşmesi de geliyor. Bir hassasiyet daha. Kur'an iyileştir abi, yap bir şeyler, yap şovunu. Görüyoruz hala iyiyiz, bakın Nita nasıl güzel canlı oldu. Muazzam. Hız azaltalım. Azaltalım artık, sırası geldi. Bram kendini doldursun. Nasel. Bram diyorum, bakmayın LOL alışkan. Tekrar dövdük. Hop 8 tur. Zaten bu arkadaş öldü. Yani artık yapacak bir şey yok. Yine şunu koruyalım ve patlattık ve öldü. Bitti. Kaç turda kesmiş? 11 tur. 3 yıldız. Kolaylıkla. Gördüğünüz gibi 19 milyonda bir hasar çıkarmış. İşte Nita'nın ben bu huylarını çok çok beğendim. Burada Guhanna ile beraber çalışıyordu. Sadece burası yetmiyor. Aynı zamanda grup boşluğunda da Guhanna ile beraber benim takımda. Bakın 20'ye kadar fullledim. Ben 12'de filandım. 21'i 1-2 denedim. Boss'u biraz manyak ama 20'yi, hatta garanti olsun 19'u şöyle bir göstereyim. Burada benim Elbek'im vardı. Aslında kurabileceğim bir takım var ama hani 3 yıldız olsunlar diye uğraşmıştım. Yine koyalım şunları. Koyabilecek karakterlerimiz varken neden koymayalım? Özellikle bu turları geçerken pat 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 pat. Yani 4'er tane yedikten sonra bu adamların hayatta kalma şansı artık yok. Nita mükemmel bir temizlik. Geldik. Bitti. Burada bitti. Burada bitti diyebiliriz. Şöyle yapalım. Bir alan stun. Hayret. Stun yiyenler varmış. 1, 2, temiz. Boss'a geldik. Evet, burada bir korkutma yiyebiliyor. İşte bu bazen bize sorun çıkarabiliyor. Şöyle yapalım. Ama Elbek'imiz var. Elbek'imiz de hayvani bir kalkanı yine verdi. X1 olduğu için müttefik korumayı da verdi. Artık zehir şov. Zehir şovla beraber düşürmelerimiz başlıyor. Bakınız. Atağı da basılmış. Pat 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 pat. Hadi geçmiş olsun. Yat abi aşağıya. Yat abi aşağıya. Bakın boss artık böyle yumuşak yumuşak. Şöyle. Hızını da kestik mi? Yani bak hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine vurdu. Bir kalkan daha alalım. Elbek'in üzerinde can siteye birikiyor. Her turun başında bir tane alıyor. Turun sonunda bir tane daha alıyor. İyileştirmeyi de basalım. Güzel. Bir stack al. 5'ten çıkaralım. 8'e. Zehirleri de tekrar patlat. Bir kalkan daha. 9 oldu. Var mı artık? 10. 10 olsun ya. 10 olsun bizim olsun. 10 olsun bizim olsun. Tekrar gerilim. Düz vuruş. Atabiliyorsak. Atamıyorsak bozmayalım. Dotlarımızı uyarlandıralım. Bu arada üzerinde dot kaldı ya, mesela dot hasarın geldiğinde bağışıklık yazıyor ve başka hiçbir hasar almıyor dotlardan ve 6'ya çıkarıp kavurdu, yok etti. 3 yıldız alırdık şu 2 dızlı ölmesi, çünkü 8 turda geçtik. Mükemmel, 17 milyon. Ya ben senden razıyım ya Nita. Hani başta pişman olur muyum dedim, yalan olmasın, ve daha hala ustalığının bitmemiş olduğunu söyleyeyim. Bir tane guild boss yapacağız şimdi. Guild boss için haftalık kart aldım valla. Hani normalde düşünmüyordum. Elemental şehir. 2 aydır 2 elementaldir 52'ye kadar gelip ödünç alarak patlıyordum. Bugün 55'i kestim. İlerlesem 56-57'ye ilerlerim. Belki SS'lerini Discord'da atmıştım, buraya koyarım. Elemental şehir şu an zehir aktif şekilde ilerliyor. Yani zehir karakteriyle giriyorsanız zindan etkisinden dolayı, bakınız. Konuşlandırılan her mavi işaret kahramanı başına bilmem ne. Ha, bu özel tur için. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Zehir verdiğinizde bu karakterlere zehir katmanı başına atakları azalıyor ve bu kalıyor böyle atağını azalttıktan sonra. O yüzden Nita alan zehirci olduğu için yine mükemmel bu moblarınızla vurmasını engelleyen bir özelliğe sahip. Cüce Arabeleri hiçbir zaman Rum 28'i kesememiştim. Rum 28'i çok rahat kestim. Bunu da bir göstereyim. Bakalım, videomuz 14 dakika olmuş ama olsun. Güzel, detaylı bir Nita rehberi olsun. 27'ye girdim. Takıma da bakmadım ama neyse. Sıkıntı yok. Nita yine herkesi tekleyecek. İlk tur harcamıyorum bile skillerimi, farkındaysanız. Vur abi. Tık 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 tık. Gitti. Bu kadar. Hoppa. Temiz. Attım abi kenara. Geldim ikinci tura. Şöyle birkaç saldırı verelim. Bir düz vuruş. Donduralım. Yani madem gelmiş. Şunları da bir koyduk zaten. Zaten bir şeyleri kalmadı. Okey, okey. Buran olursa karşı saldırı yaparız. Olmazsa yapacak bir şey yok. Herkes kendi başının çaresine baksın. Nita'nın turu geldi. Zehirleri geliyor. Zehirleri hesaplarına yatırıldı. DM'den dönüş yapılmıştır efendim. Al kardeşim. Canlarımız yine güzel şekilde geldik.
şu arkadaşı dondurduk. Bu tur bitiyor zaten. Şöyle iyileşmemizi alalım. Şu arkadaşı oynayalım. Canları basalım. Seni bir daha durdurabiliyorsak durdurmamız lazım. Bu arkadaş biraz şerefsiz olduğu için üzerimizdeki buffları çalma gibi özelliği var. Basabiliriz bütün buffları basalım çünkü bunu donduracağız. Tak 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 zehirler mehirler patlasın. Tamam güzel. Zaten biliyorsunuz Rum üzerinde dot varsa bayılabilen bir karakter. O yüzden burada Nita'yı ben korumaya aldıktan sonra arkadaşa yürürüm. Bakın 28'i de bu şekilde kestim. Ya olur da bir fail olur diye şu an yapmadım. Bir kere denedim, bir kere de kestim ama yine de 27'yi gösteriyorum size. Otoya salabiliriz. Otoya salıp kahvemizi içerken arkaya ben size chill bir müzik koyayım. Hızlı koyayım. Başarılı. 27 milyon. Öttürdü geçti. Yani diyecek çok bir şey gerek yok. Son klan boss denememizi de yapıp videoyu 20 dakikaya dayamadan bitirelim. Bam bam konuştum. Kesilecek bir şey bile yok büyük ihtimalle videoda. 5'i kesmiştim. 4'te deneyeceğim. Yarın 5'te de deneyeceğim. Artık Lucifer yerine girdi. Ben Austin 3 olmak üzere -3 olduğumda hasarın çok 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 daha fazla artacağına eminim. Bir düz vuruşla deneyelim. Evet Nita. Nita tetikleniyor şu an. Reels yerine. İlk tur karşı saldırı basmıyoruz. Şu arkadaşı bir düz saldırdım. Onun dışında Nita'ya şöyle bir üçlü zehir attım. Bir de kanama. Yani 4 farklı dot adamın üzerinde. Bir de AOE saldırı attık mı bakalım. Lucifer normalde 50 milyon vuruyordu 20 turda. Nita'nın yapabileceğini sanmıyorum ama Clan Boss takımının gidişatına nasıl etkileyeceğini de merak ediyorum. Buradan sonrasını artık izlemeye bırakalım. Bakalım nasıl bir hasar çıkacak. Video sonunda son yorumumuzla beraber kapanışımızı yaparız. F4 çekeceğim. Çünkü şöyle bir hatamız oldu. Hata ne diye sorarsanız Ben Austin'in A2 becerisi açık kalmış. Kalmaması lazım. Boş bir beceri. Ama ben zaten 16. turda 100 milyonu rahatlıkla 109 milyonu görmüş oluyordum. Burada böyle bir patlamamız oldu. Clan Boss için istediğim hasarı şu an için çıkaramıyor takım. Çünkü Lucifer'ın o hayvani A1'i yok. A3'ü yok. Hayvani 2 milyon patlatan A3'ü yok. Ama o durumu da Ben Austin'i A3 yaptığımızda, X3 yaptığımızda sürekli ulti metasıyla aşacağız diye düşünüyorum. Birkaç günlük bir boss'ta yanlamamız olacak ama 3K ile bir haftayı atlatırsak Ben Austin'e beraber toplarız diye düşünmekteyim diyorum. Ve umarım Nita sizin de hoşunuza giden bir karakter olmuştur. Yeni bir buff aldı. Zehir hasarı da bir buff alacak. Genel olarak onu da aklınızda tutun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, seviliyorsunuz.